Merhabalar sevilen 3 akorlu şarkılar serisi. Bir varmış bir yokmuş. Şarkımız bu. Şimdi bazen arkadaşlar kusura bakmayın. Gerçekten bu çekimleri yaparken insan tek başına olunca biraz deli gibi hissediyor kendini. Boşluğa konuşuyorsun ve bir noktaya bakıyorsun. Böyle bir tuhaf oluyor. Ondan sonra bunları hallettikten sonra da tekrar kendini dinliyorsun. Kendi kendine yani böyle bir şey yaşıyorsun, ikilem yaşıyorsun, dejavu yaşıyorsun falan böyle biraz zor oluyor. O yüzden kusura bakmayın biraz böyle davranışlar olursa olacak o kadar. Bir varmış bir yokmuş şarkısı benim ritmini en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Çünkü parça iki do, iki dörtlük country havasında. Böyle canlı gidiyor. Bu yüzden ritim aslında temel olarak şu. Tabi böyle bir şey belli olmadı gibi ama böyle yaparsam. Bas tiz bas tiz bas tiz diye gidiyor. Ama şarkıda söz bölümünde şöyle yapıyorum. La minör AM akorunda bunu yapıyorum. Şimdi bunu yaparken eğer sesleri kontrol etmezseniz dağınık gelir ses. Yine eşiğin altına yerleştiriyorum. Sesleri ne öldürüyorum, ne öldürmüyorum. Yani eğer çok içten olursa böyle gelir. Çok dışarıda kalırsa yine aynı olur. Tam telle dokunuyor ki şu ses geliyor. Bu bas yürüyüşü. Sonra tizler zaten büyük bir ihtimal 1-2 değmiyor. Evet, değmiyor. Onlar sürekli olabilir. Zaten kontrolünü bazen şu serçe parmakla da sağlıyorum. Ama bunu da genelde yapmadan göstermek istiyorum. Yani şu. Şarkıyı bu en temel ritmin üzerine oturtuyorum. La minörde 5. tel 4. tel 5, 4, 5, 4. Hatta şey vardı benim görsellerde en sevdiğim ritimler 2 dörtlük diyerekten o aynısı gerçekten. Re minörde 4. tel 3. tel. Ha yalnız re minörde şöyle bir şey var. Üçleri çekiyorum ya şu I, M, A ile. 3, 2. 1. teli hem bas ses olarak kullanıyorum. 3. teli. Hem de tizlerde çekmek için kullanıyorum. Yani kullanırsanız. Mi majörde ise 6. tel ve 5. teli kullanıyorum. 6, 5, 6, 5, 6, 5. Şarkıya bakarsak 1. tel 5. perdeden vokali başlayacak. Ah bir varmış, bir yokmuş. Hatta bu da ne oluyor? Armonik minör oluyor. Çünkü sol diyez almış. Bizdeki Türk makamlarında Hicaz oluyor. Mi majör var. Zaten icaz olur. Şimdi vokale bakarsak ah bir varmış bir yokmuş bu seslerde. O zaman vokalle birlikte ah bir varmış bir yokmuş bas içinde tatlı bir kız. Mesela yavaşlatarak böyle havasını da değiştirebilirsiniz. Tatlı bir kız yaşarmış bas içinde. Genelde böyle şarkılarda mi majörde şu çok güzel gidiyor. Orada 4 ve 6. tel 2. perde 6. tel 4. perdeyi geçiş olarak kullandım 1. ve 3. parmağımda. Ha bu birazcık daha böyle yaparsanız güzel olur, tatlı olur. Ha mesela şunlar hemen ara konular olsun. La minörde si do'yu kullanırım. Re'ye geçeceksem. Re minörde yine mi fa'yı kullanırım. 2 dörtlük ritimde bu. Tamamında bu. Bu ritmin güzel yanı bunu her akorda da uygulayabilirsiniz. Önemli olan kök sesi ve kök sesin bir altındaki telde yani beşlisini kullanabilirsiniz. Çünkü la mi, la, la si, do, re mi. Bakın armoni dersi de oldu arada. La'nın beşlisi mi'ymiş. Re'nin beşlisi re mi fa sol la, la'mış. Mi'nin beşlisi mi fa sol la si, si'dir. Zaten bastığınızda da bir bakarsanız bastığınız sesin ne olduğunu bilin. Şimdi gelelim bu ritmi bu fingerstyle değil bir de şarkıda nakaratında mesela nakaratında biraz daha canlanmak istiyorsunuz. O zaman hep ritim şuna oturuyor. Tam tata tam tata tam tata tam tata. Aslında bu bende şöyle 1'de 2'de V'de 3'de 4'te V'de 1 V 2 V 3 V 4 V 1 V 2 V 3 V 4 V.
Ama parça iki kat daha hızlı. Bu yüzden dörtlükler, sekizlik, sekizlikler. 16 olduğu zaman tam tata, tam tata, tam tata, tam tata giriyor. Yani ritmin temeli şuna çıkıyor. Vurgu olarak gösterirsem, birinci vuruşunuz baslarda, ikinci vuruşunuz tellerin tamamı üstten, üstten, son vuruş alttan. Yani tam tata, bunun görsel şeklinde hani anlatırsam üstten, üstten ve alttan vuruşunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Üst, üst, alt, üst, üst, alt, üst, üst, alt, üst, üst, alt. Bunu hızlandırdığınız vakit şu ritim gelmeli. Geldikten sonra artık ritmin akor geçişine bakabilirsiniz. Tam tata tam. Bakın mesela ritimleri ağzınızla vermeye çalışın. İşte ben de yine bunu tamlara oturtursam tam tata tam tata tam tata tam tata tam tata tam tata. Buna oturtuyorum tekrar ya da uyguluyorum. Tam tata 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 tam tata. Tabii hatta biraz daha country havası için şarkıda çünkü çok güzel. Ah bir varmış bir yok. Biraz böyle tek başına olunca insanın canı sıkılıyor. Böyle biraz kendiyle eğleniyor. Benim anlattığım derslerdeki bütün mantıkları tek bir şeyde toparlamaya çalışırsanız işiniz daha kolay olur. Yani hiç anlattığım bir şey, yani anlattığım herhangi bir şey tek o parça için geçerli değil. Bunu böyle çalışmaya bakarsanız işiniz daha kolay olur. Hadi diğer parçaya geçelim o zaman.